Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic.net'te dinamik ve statik değişken tanımlarını göreceğiz. Bakın ne dedik? Dedik ki dinamik değişken. Şöyle ne diyelim? Şöyle yapıştır diyelim. Dinamik değişken nedir? Dinamik değişken ve statik değişken ile ilgili şöyle kısa tanımlamalar yapalım. İşi uzatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar, dinamik değişken son değeri hafızada saklamaz. Şöyle diyelim. Son değeri hafızada saklamaz. Bakın şöyle son değeri saklamaz diyorum. Peki statik değişken ne yapar? Son değeri ne yapar? Saklar. Şöyle diyelim. Kopyala. Son değeri ne yapar? Saklar. Bakın şöyle. Bileceğimiz arkadaşlar bu. Şimdi şöyle diyelim. Bunlara birkaç ek daha yapalım. Ne diyelim şöyle? Dinamik ve statikten ilgili. Şöyle dinamiği şöyle alalım. Kopyala. Dinamik değişken nasıl tanımlanır? Dinamik değişken şöyle ne diyelim? Dimle tanımlanır. Statik değişken nasıl tanımlanır? Şöyle statik. Statik değişken de arkadaşlar statik ile tanımlanır. Statik şu şekilde. Şu sondaki C bu şekilde tanımlanır. Arkadaşlar sizden isteğim şu yazdıklarımı şöyle bir yere not edin. Şimdi ne yapalım? Şöyle Visual Basic.net'i bir açalım. Bakın şuradan. Okey diyorum. Bakın forum geldi. Şurayı şöyle ne yapalım? Şöyle bir sabitleyelim başta. Burayı bir açalım. Şimdi iki tane buton ekleyelim. Bakın butonlarımız burada. İki tane de label ekleyelim. Labeller de burada. Şimdi ne yapalım? Gelin şunları şöyle bir düzenleyelim. Burayı kapatalım. Bakın buton üzerindeki yazıyı değişmek istiyorum. Burada buton 1 yazıyor ya. Sağ tıklıyorum. Properties. Properties de text'e geliyorum. Ve üzerindeki yazıyı değişiyorum. Ne diyelim? Dinamik diyelim. Buna ne diyelim? Buna da şöyle statik diyelim. Statik. İstersek şunları böyle biraz büyütelim. Şöyle biraz büyük olsun. Bakın şöyle. Şu şekil. Şimdi gelin bunları şöyle bir düzenleyelim. Şöyle bakın dinamik şu var ya arkadaşlar buton 1 şu burada yazıyor bakın. Bu buton 1 şöyle çık tıklıyorum. Buton 1'in neyine geldim? Klik olayına. Şimdi bakın aynen şurada dediğimiz gibi. Dinamik nasıl tanımlıyordu? Dimle. Tamam biz de dimle tanımlayalım. Dim ne diyelim şöyle A, S şöyle tipinde integer diyelim. Bakın şöyle. A, S integer tipinde integer tanımladık. Şimdi şöyle devam edelim. A eşittir ne olsun arkadaşlar? A artı 60 olsun. Ve bunu ne yapalım arkadaşlar? Biz şöyle label 1'de görelim. Peki label 1'de nasıl göreceğim? Şöyle label 1 nokta text eşittir A. Bakın bu kadar basit. Şimdi bakın şurada biz ne yaptık? Dinamik olarak tanımladık. İstersek şöyle bir açıklama da yazalım. Açıklamayı nasıl yazıyorduk? Ya şöyle yazıyorduk ya da şöyle rem komutunu kullanıyorduk. Rem fark etmez. Biz şöyle yazalım. Ne diyelim? Şurayı dinamik olarak tanımladık. Dinamik diyelim. Bakın şöyle bu dinamik oldu. Şimdi gelin şöyle ne yapalım? Statiği de şöyle tanımlayalım. Şöyle bakın istersen şurada bir açıklama yazalım. Bunu da RAM'den yapalım. RAM şöyle ne diyelim? Statik. Bakın şu şekilde. Şimdi ne diyorum? Statik. Bakın şurada zaten geldi. Statik. A, S tipini de yazalım. Tipin olsun integer. Bakın şöyle. A eşittir. Nedir? A artı 60 diyelim. Aynısını da buraya yazalım. Ve şöyle ne diyelim? Label 2'de de bunu görelim sonucunu. Label 2 nokta text o da eşittir A. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle isterseniz şunları böyle bir kısaltalım. Şu ikisini de bir arada görelim. Bakın. Şunu da şöyle silelim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın dinamik tanımı burada nedir? Bakın dimden tanımladım. Ve bunu da arkadaşlar buraya yazdım. Hemen hemen aynı kodları yazdım. Bakın şurada da bunu statikten tanımladım. Şimdi arkadaşlar dinamikten ne olur biliyor musunuz? Program çalıştığı zaman ekranda değer sürekli sabit kalır. Değer ne olur? Şöyle değer şöyle arkadaşlar ekranda şöyle sürekli 60 görünür. Peki statikten nasıl olur? Statikte her tıklandıkça değer artar. Yani şurada verdiğimiz komuta göre değer artar. İsterseniz şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın dinamik tıklıyorum. Nedir değer 60. Bakın tıklıyorum. Değer yine 60. Değişiyor mu? Değişmiyor. Statiği tıklıyorum. Değer kaç? 60. Bir daha tıklıyorum. Bakın 120. Bir daha tıklıyorum. Tıkladıkça arkadaşlar ne oluyor? Değer artıyor.
Evet arkadaşlar, bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.